Bu videoda dienofilinin stereokimyasına bakacağız. Ama önce Diels Alder tepkimesine dair kısa bir özet yapalım. Evet, solda dienimiz, sağ tarafta ise dienofilimiz var. Tabi Diels Alder tepkimesi demek 6 pi elektronunun tek adımda hareket ettiği bir mekanizma demek. Bu pi elektronları buraya gelip bu bağı oluştururken burada yer alan pi elektronları da buraya gelerek bir bağ oluşturur. Ve son olarak bu pi elektronları da aşağıya hareket eder. Nihayet ürünümüzü elde ederiz. Kırmızı elektronlar buradaki bağı oluştururken şuradaki mavi pi elektronları ise bu bağı oluşturdu. Ve son olarak mor renkteki pi elektronları ise ürünümüzdeki bu elektronlar. Evet, şimdi bu dienofilin stereokimyasını düşünelim. Diyenofilimiz bu ve birbirine cis olarak iki tane R grubunu görüyoruz. Yani ikisi de aynı tarafta yer alıyor. Peki, kimya açısından ürünümüz nasıl olacak? Bu iki R grubu nasıl görünecek? Aşağıdaki diyen ve diyenofilin fotoğrafına bakacak olursak, diyen en üstteki oluyor ki burasını düzlemlerin biri olarak düşünebilirsiniz. Aşağıdaki ise dienofil. Burası da diğer düzlem oluyor belli olsun diye 2R grubumuzda kırmızı yaptım. Şimdi diyen ve dienofil birbirine yaklaşmakta ve bu karbonla şu karbon arasında bir bağ oluştuğunu biliyoruz. Bu yüzden burada oluşan bir bağ düşünelim. Ayrıca şuradaki iki karbon arasında da oluşan bir bağ var. Onu da şöyle işaretleyelim. Sağ taraftaki ürünümüze ilerlerken neler yaptığımıza dikkat edin. Şimdi diyenofilimize bir bakalım. Burada yer alan bu karbonun sp2 hibritleşmesinden sp3 hibritleşmesine geçtiğini görüyoruz. Aynı durum buradaki karbon için de söz konusu. Yani sp2'den sp3 hibritleşmesine bir geçiş. Evet. Şimdi bu iki R grubunu düşünmemiz gerek. Elektronların tek adımlı hareketinden dolayı bu iki R grubu aynı tarafta bulunur. Eğer bu açıdan sikloheksen halkamıza doğru bakarsak, bu hidrojenler düzlemde bizden uzaklaşırken bu R grupları da bize dönük olur. Şimdi şuraya stereokimyamızı çizelim. Sikloheksen halkası şöyle. Buraya bize dönük şekilde duran R gruplarını koyalım. Evet, şimdi soldaki çizime geri dönüp bunun stereo stereokimyasını düşünelim. Bazen buralara hidrojenleri çizmeyi seviyorum. Böylece bu çizdiğim çizginin solundaki ve sağındaki grupları düşünebiliriz. Eğer dienofili bu şekilde DNA yaklaştıracak olursak bu iki R grubu da sağ tarafta olacak ve ikisi de bize dönük duracak şekilde yani kama üzerinde olacak. Yani çizginin sağ tarafındaki şeyler kama üzerinde olacak. Sol taraftaki cis arkene bakınca bu iki R grubu halkamızda aynı tarafta cis olarak görünecek. Çizginin sol tarafındaki çizdiğim şeylerse, yani iki hidrojen, ürünümüzde aşağıda duracak. İşte hidrojenlerimiz burada. Eğer buradaki ürünümüze onları eklemek istersek, bu kez kesikli çizgiler kullanmamız gerekir. Peki, dienofilimizin diene farklı bir şekilde yaklaştığını gösterirsek ne olur? Bu durumda çift bağlarımızı düşündüğümüzde, çift bağın sol tarafındaki 2 R grubu, şunları bir kırmızıyla işaretleyelim. Evet, modelde de bu ikisini görebiliyoruz. Çift bağın sol tarafında ise iki hidrojen var. Modelde de işte buradalar. Şimdi bu karbonla şu karbon arasında ve aynı şekilde bu karbonla şu karbon arasında bir bağ oluştuğunu biliyoruz. Bu yüzden ürüne baktığımızda şu iki bağ işte burada ve 2R grubunun da aynı tarafta olduğunu görebiliyoruz. Eğer sikloheksen halkamıza bu yönden bakacak olursak, Önce şuraya bir sikloheksen halkamızı çizelim. Evet. Bu iki R grubu düzlemde bizden uzaklaşır. Yani bu iki R grubunu kesikli çizgiler üzerinde göstereceğiz. Böylece çift bağın solundaki iki R grubu aşağı doğru duracak. Bu yüzden ürünümü düşünürken dienofilimi nasıl çizdiğim konusunda oldukça dikkatli olmam gerekiyor. Ve bence Diels-Alder tepkimesi yaparken sistematik bir yol izlemek size oldukça yardımcı olacaktır. Sağ tarafta iki hidrojen bulunuyor ve bunlar düzleme göre yukarıda. O zaman bunları ürünümüze koyacaksak kama üzerinde çizmemiz gerekecek. Şimdi bu R grupları aynıysa ürünümüzü nasıl göstereceğimiz önemli değildir. Ne demek istediğimi bir örnekle göstereyim. Evet, şimdi bu Diels-Alder tepkimesinin ürününü çizmeye çalışalım. Tabii bu elektronların buraya geleceğini biliyoruz. Böylece bu iki karbon arasında bir bağ oluşuyor. Ve bu elektronlar buraya gelirken buradaki elektronlar da aşağı geçecek. Evet, böylece bir sikloheksen halkası elde ediyoruz. Önce bunu bir çizelim. Evet. Dienofilimizin stereo kimyasını düşündüğümüzde ise bunun cis olduğunu görüyoruz. Öyleyse bu iki grubu halkanın aynı tarafına eklememiz gerekiyor. Bunu ya kama ya da kesikli çizgilerle yapabiliriz. Ben iki tane kama çizmek istiyorum. İşte böyle. Evet. Ardından buraya bir ester çizelim. Aynı şekilde aşağıya şuraya çizelim. İşte diels-alder tepkimemizin ürünü bu. Peki birbirine trans olan iki R grubu varsa, o zaman önce şuraya bir çizgi çekelim. Evet. Soldaki R grubuna bakalım. Çünkü DNA doğru giden bu. Modelde ise bu R grubu işte burada. Diyene doğru işaret ediyor. Çizginin sağ tarafında kalan bu R grubu ise diyenden uzaklaşıyor. O da şurası oluyor. Tabii bu iki karbon arasında bir bağ oluşacağını biliyoruz. Ayrıca bu iki karbon arasında da bir bağ olacak. Ve nihayetinde oluşan ürünümüzde bu bağları görebiliyoruz. Şimdi sikloheksen halkasına bu açıdan baktığımızda şuraya bir çizelim. Bu R grubu bizden uzaklaşacak geriye doğru gidersek bu R grubu işte burada soldaki grup. O zaman ürünümüzde bunu kesikli çizgiyle göstermemiz gerek. Diğer R grubuysa bize dönük bir şekilde olacak. Yani çizginin sağındaki diene uzak olan R grubundan bahsediyoruz. Tabii bu grup bize dönük olacağı için onu kama üzerinde çizeceğiz. O zaman şunu da şöyle bir yerleştirelim. Peki, dienofil diyenimize farklı bir yoldan yaklaşırsa Şimdi yine şuraya bir çizgi çekersek diyene doğru giden R grubumuz bu oluyor. Yani soldaki. Modelde ise şurada arkadaki. Diğer R grubu ise diyenden uzaklaşıyor. O zaman bu da şu R grubu olmalı. Evet. Tabii oluşan bağlarımızı da şöyle bir işaretleyelim. Bu iki karbon ve diğer iki karbon arasında bağlar şu şekilde. Sağ tarafta duran ürünümüze baktığımızda bağlarımızı görebiliyoruz ve hatta şu an üzerinde odaklanmadığımız çift bağımız da görünüyor. Evet şimdi sikloheksene şu açıdan bakalım. Yan tarafa da hemen halkamızı çizmiş olalım. Şimdi bu açıdan bakınca önce bu R grubunu yerleştirelim. Bu R grubu düzlemde bizden uzaklaşacak. Yani diyene doğru giden R grubundan bahsediyoruz. Sol taraftaki bu R grubunu kesikli çizgi üzerinde göstereceğiz. Evet, şuraya bunu bir yerleştirelim. Diğer R grubu ise bize dönük şekilde duracak. Yani diyenden uzak olan R grubu. O da buydu zaten. Çizginin sağındaki bu R grubunu da kama üzerine çizeceğiz. Evet, şu şekilde. Aynı R gruplarımız varsa bu ikisinin birbirlerinin enantiyomerleri olduğuna dikkat edin. Böylece tepkimemizde bir çift enantiyomer elde ediyoruz. Evet. Diyelim ki bu Diels-Alder tepkimesi sınavda karşınıza çıktı. Solda diyen, sağdaki ise dienofil Şimdi bu iki karbon ve şu iki karbon arasında bir bağ oluştuğunu biliyoruz. Evet o zaman şuraya sikloheksen halkamızı çizerek başlayabiliriz. Şimdi dienofilimizin stereo kimyasını düşünelim. Şuraya böyle bir çizgi çekersek çizginin sağındakiler kama üzerinde olacak. Yani bu esteri bir kama üzerine çizeceğiz. Evet esterimizi şöyle bize dönük olacak şekilde kama üzerine yerleştirelim. Çizginin solunda kalanlarsa kesikli çizgilerle gösterilecek. Çünkü düzlemde bizden uzaklaşıyorlar. Böylece bu esteri de şöyle yerleştiriyoruz. Tabi az önce gördüğümüz görselden bildiğimiz üzere enantiyomer de elde ediyoruz. Yani elde ettiğimiz ürün bu bileşin yanında bir de enantiyomer oluyor.